Evet, herkese yeniden merhabalar. Saat geç olmuş ama saat olduğu için çok da önemli değil. Bugün ne yapacağız? Kaldığımız yeri bir görelim. En son şunları yapmıştık. Olay bitmişti. Tabii biz burada istesek mesela şuralara da istediğimiz gibi veri ekleyebiliriz. Ben sadece bu yazları bu amaçla koydum. En sonki derste zaten görmüştünüz. Bu yazların yerine isterseniz buraya bir ekran, bir HTML kodu da ya da yeni bir tasarımda ya da formda ekleyebilirsiniz. Amacımız buydu zaten. Bunu göstermek istemiştim. Her birinde de değişiklikler oluyor. Her neyse. Şimdi frontend kısmı mantıken bitti. Yani en azından kaba taslak hali bitti. Şimdi backend kısmına geçeceğiz. Backend kısmına gelmeden evvel biz şu ana kadar İşte giriş yapan kullanıcı okul bilgilerini tamamen local storage'te yani tarayıcının sahip olduğu, sakladığı yerde tuttuk. Tabii tarayıcının sakladığı birkaç veri türü var. İşte local storage, session storage. Bu index.db'yi hiç kullanmadım. Bu ikisini hiç kullanmadım. Bir de cookies var. Ama cookies kısmı sunucunun tarayıcıya gönderdiği bir bilgi. Yani sunucu tarafından biz bu bilgiyi gönderiyoruz. Haliyle sunucu tarafında diyelim ki siz bir kullanıcı olarak giriş yaptığınız zaman sunucu ne yapacak? Kullanıcının daha önce giriş yapıp yapmadığını kontrol edecek. Böyle bir kullanıcı var mı? Kayıt olmuş mu? Şifresi uyumlu mu değil mi? Gibi bir sürü kontrol yapmak zorunda. Bu bilgileri tabii nerede saklayacak? Veri tabanında saklayacak. Biz de bugün veri tabanını en azından çalıştırılabilir hale getireceğiz. Local Storage'den de bahsetmek gerekirse, Local Storage tarayıcıyı kapatsak bile, mesela ben şimdi Localhost'u tekrar çalıştırsam bile yine veriler aynı kalır. Ama Session Storage'de mesela burada bilgiler saklı ya, Session Storage'de saklamış olsaydım bu verileri, yeni bir tarayıcıda web sayfasını açsaydım çalışmazdı. Aradaki fark bu. K-Cookie ise dediğim gibi sunucu ile bilgi alışverişinde kullanabileceğimiz bir yapı. Bunlarla etkileşime giriyoruz. Yani işte diyoruz ki biz bu bilgi bakıp almıştık. Sunucuya gönderiyoruz o bilgiyi. Sunucu da bize diyor ki he bakayım bir kontrol edeyim. Daha önce böyle bir giriş yapılmış mı? Aa, evet yapılmış. Tamam o zaman sen falanca kişisin. Tanıdım seni. Diyor ve giriş yapmamıza yani tekrar tekrar şifre girmemize engel oluyor. Daha doğrusu böyle bir kolaylık sağlıyor. O halde gelelim neye? Backend tarafına en önemli aracı eklemeye geldi sıra. Cargo Tunnel. CD backend kısmına girelim. Çünkü cargo add komutunu kullandığımız zaman hangi dizinde bulunuyorsa o kargoya ekleme yapıyor. Cargo add SQLX. Ben SQLX kullanıyorum. Veri tabanı olarak da Postgres kullanıyorum. Tabii Postgres sizin kurmanız gereken bir şey. Çünkü o başlı başına bir konu. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız veri tabanı konusunu en azından kurulum, işte tablo oluşturma, efendim söyleyeyim tablonun ID'si falan filan gibilerinden bazı konular var. Sorgu yapma gibi konularını bilmiyorsanız buna bakmanız lazım. Çünkü onları anlatmak gerçekten başlı başına bir konu. Ama şu an bizim konumuz veri tabanı değil özelinde. Sadece bizim projemize entegre ediyoruz. Şimdi bir kargoyu ekledik. Buraya geldi ama biz birkaç tane özellik ekleyeceğimiz için şu şekilde tanımlayacağız. Versiyon eşittir. Features. Features'lar bir dizi olduğu için şöyle tanımlıyoruz. Birinci özellik biz Postgres'i kullanıyoruz. Tabii siz MySQL kullanıyorsanız bakın burada MySQL ya da Microsoft SQL bunları da kullanabilirsiniz. O database de var ama niye var bilmiyorum. Olmasa daha güzel olur. Makroları zaten kendisi otomatik eklemiş. Features olarak bir de bize lazım olan şey Tokyo Runtime Tokyo Rust LS'yi şimdilik kullanalım bakalım hata verecek mi? Çünkü Rust LS'ye normalde işte bu gibi konularda
TLS kullanmanız gerekiyor. Çünkü veri tabanı da aslında bir sunucu olarak çalıştığından dolayı onunla da TLS yani güvenli bir ağ kullanmanız gerekiyor. HTTP protokolü kullanmanız gerekiyor. Normalde OpenSSL bu işler için kullanılıyordu ama RustLS bunun yerine kullanılan yeni bir tane, o da çok gayet sağlıklı. Biz bunu deneyelim. Her şeyimiz Rust üzerinde olsun. Çünkü OpenSSL C ile yazılmış bildiğim kadarıyla. C++ da olabilir. Her neyse, tanımladık. Şimdi normalde siz bakın, bu bizim workspace alanımız. Ben burada env tanımlamış durumdayım. Env tanımlamak tabii burada benim şifrem olduğu için onu göstermeyeceğim. Bu env dosyasını tanımlarken yapmanız gereken şey şu. New file diyorsunuz. Nerede? Hani nerede? Allah Allah. Nokta env diye tanımlarsınız. Bu da environment anlamına geliyor. Yani çevresel değişkenler aslında bunlar. Yani kodunuzun içine gömülü olan statikler ya da constantlar değil de dışarıdan bu bilgi almanız gerekir. Neden? Çünkü kodlarınızı paylaştığınız zaman şifreleri orada göstermek istemezsiniz. Şifreleri o yüzden environment içerisinde saklarsınız. Mesela biz buraya database URL'e yazıyoruz. Boşluk bırakmadan. Postgres at localhost, böyle miydi? Tam emin değilim aslında. Bir bakalım. SQLX. Şu. Bizim kullanacağımız paket bu. Dolayısıyla bu paketi implement etmemiz lazım. O yüzden bir nereye gidelim? Repository'ye gidelim. Örneklerine bir bakalım. Ne yapmışlar diye. Tokyo'yu kullanmışlar. Features'lar tamam. Kullanımı burada bir kullanım göstermişler ama connection environment. Buradaki examples'a bir bakalım. Postgres example'ına bir bakalım. Şu Axum bizim işimize yarayabilir ama niyeyse environment dosyası yok. Onlar da tanımlamamış. SQLX define env. Oops. Heh, şu şekilde. MySQL böyle tanımlanmış ama. Niye? Postgres'i de tanımla. Postgres çünkü böyle tanımlanmıyor. Burada Postgres yazıyor. Tamam, aynısı. Localhost'un önüne de Postgres Localhost yazıyorsunuz. En sonunda da veri tabanının ismi. DBN. Buraya da yazıyorsunuz. Bitiyor bu. Başka yok yani. Bunu kapatalım. Tamam. Şimdi buraya geldik. Örneğimize bakıyoruz. Hani örnek? Şurada. Serece'ye gelelim. Bir bakalım ne yapmışlar. Main. Burada anyhow kullanmış. Bir de dot env denilen bir yapı kullanmış. Ben bunu kullanmadım. Bunu da kullanırım. Çünkü çok kolay olacak diye tahmin ediyorum. Bunu olduğu gibi main'e atıyoruz. Şuraya.
Nerede? Backend sadece main. Şuraya atıyoruz. Tabi burada soru işaretleri bizim için bir problem. Bu da .env de bir problem. .env'yi de ekleyelim. .env. Bunu da bir ekleyelim. Bu iki features'a da ihtiyacımız yok. Sıkıntı yok o zaman. Use.env. Bakalım doğru mu? Yok, gerek yok onu yazmaya demek ki. Zaten muhtemelen paket olarak geldiği için herhangi bir sıkıntı yok. Buraları da soru işaretlerini de şu şekilde değiştiriyoruz. Sebebi de şu. Result normalde bizim async main result'umuz ne? Sadece bir şey. Herhangi bir değer result etmiyor. Eğer hata bulursa mesela result değeri ne türetir? Bir ya okey türetir ya error türetir. Ama mesela biz burada bu result ne türetiyor? Error türetiyor. Ama şu context'in sonundaki context normalde bir result türetir. Ama bunun türettiği result error ile bunun istediği error aynı error değil. Dolayısıyla bu ikisi birbiriyle çakışacak. Tamam, bunu birbirine implement edebiliriz normalde ama şimdilik buna gerek yok. O yüzden expect diyoruz. Tamam. Font. Ne diyor bu? Result set a string bir error. On for enum result in the current scope. Ne varmış peki? Bir bakalım. Bize söyle o zaman ne var? Zaten bir. Database role. Öncelikle sanırım şurada bir problem var. Şurayı bir silerim önce. Sil. Sonra. Burada bir silelim. Hepsini silelim. Let database eşittir. Dots env. Env bir de çağırmamız lazım. Ama buradayız. Niyeyse inatla çağrılmıyor. Önce bir deneyelim o zaman. Önce bir deneyelim. Şöyle yapalım. Gör diye deneyelim. Bakalım ne diyecek. En zoom start. Bakın şu an tekrar baştan deneyelim olması lazım. .env ekledik mi? .env eklemiş. Share tamam. SQLX tamam. Şu anda herhangi bir problem yok gibi görünüyor. Backend. Tamam. .env. Hala .env yok. Use .env diyelim. .env. Niye okunuyor ya? .env diyoruz var. Var. Biz böyle şöyle bir tanımlayalım bakalım. Burada context demiş.
Context herhangi bir şey türetmiyor ki. Context. Hala tanımıyor ya. Çıktı üretmiyor. Must be set. Şimdi kısa kesiyorum. Tamam. Oops. Results string.env error. Buraya direkt expect yazmamız yeterli aslında. Tamam. Expect. Tamam. Bakalım. Yes. Şimdi bu database'i kullanalım. Şurada database'i bir kullanalım. Burada ne yapmış? PG pull options'ı kullanmış ama 100 SQLX PG pull bir bakalım kendisi nasıl tanımlamış. Postgres'teymiş. Tamam. SQLX Postgres PG pull options. Şimdi context yine context demiş. Context olmaması lazım. Başka bir şey olması lazım. Expect yine olması lazım. Niye context yapmış onu çözemiyorum. Şimdi soru işareti yine var. Bu bize ne veriyor? Bir bakalım. T BMT debug. İyi de expect zaten bunu veriyor. Tamam. Database soralım. Database diye tanımlamışız biz. Tamam. Şimdi burada yapmamız gereken şey sanırım bitti. Bundan sonrası burada DB pool oluşturmuşuz ya biz. Bu DB pool'u app ile entegre edebilmemiz gerekiyor. Oops. Password authentication failed for user Postgres. Ana. Benim Postgres bağlanamıyor. Halbuki gayet de güzel tanımlamıştım ben. Neyse, burada end dosyasındaki şifre uyumlu değilmiş. Ben onu tanımlamam gerekiyor. Ayrıca buradaki end dosyasında da şifreyi nasıl desek, neredeydi o bilgi? Şurada. Buraya Postgres yazıyorsunuz. Buraya şifre ve at localhost yazıyorsunuz ve database'in ismini yazıyorsunuz. Evet, şimdilik bu saatte bu kadarlık bilgi yeter çünkü bu giriş seviyesinde bir bilgiydi. Bundan sonrası biraz önem arz edecek eğer yapabilirsek. Bir ara verelim sonra tekrar devam ederiz.